Etkisini sürdüren fırtına hem yayalara hem de sürücülere zor anlar yaşatıyor. Dün Karaköy'de faciadan dönüldü. İnşaat demiri jipin tavanına saplandı. Sürücü şans eseri hayatta kaldı. Fırtına nedeniyle kopan tahta ve demir çubuk jipin tavanına saplandı. Araç sahibi ölümün kıyısından santimetrelerle döndü. Arka koltukta kimsenin olmaması büyük şanstı. Dün arabanın ortasına saplandı. Az da adam, bu kadar adam beynine girdi. Şiddetli fırtınayla birlikte inşaat demirleri de tehlike saçtı. Bu gördüğünüz Karaköy'deki inşaatın demirleri fırtınayla birlikte yerinden çıktı ve yoldan geçmekte olan bir jipin üzerine ok gibi saplandı. Şans eseri kimseye bir şey olmadı. Birden o tahtadan uçtu, çatıdan. Çatıdan uçtu? Çatıdan uçtu. Arka koltuğa mı saplandı? He, arka koltuğa saplandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Sürücü aracından panikle indi. O anları kaydetmek için telefonunun kayıt tuşuna bastı. Yaşanan facianın boyutu da bu fotoğraflarla daha net anlaşıldı. Yine Karaköy'de yol kenarında bulunan reklam panosundaki dev branda ve demirler caddede bulunan araçların üzerine uçtu. Kaza ucuz atlatıldı. Fırtına ve yağış nedeniyle sokakta yürüyebilmek bile güçleşti. İstanbul'da birçok yeri fırtına ve sağanak yağış felç etmiş durumda. Gördüğünüz gibi Karaköy kısmı burası, yeraltı geçidi ama her yer sularla kaplanmış. Hemen sol tarafta bir umumi tuvalet vardı. Yan tarafta da telefon kulübeleri var. Vatandaşlar bu noktadan geçiyor ama geçemiyorlar, mecburen geri dönüyorlar. Kadıköy'de de 15 katlı inşaatta dış cephe kaplaması yapılıyordu. Fırtına nedeniyle kurulan demir iskele devrildi. İskelenin altındaki 5 araçta hasar büyüktü. Gazi Osmanpaşa'da da fırtına nedeniyle çatı uçtu, mahalleli isyan etti. Çatı düşmesi sonucu direkte devrilince 1,5 gündür soğuktayız yani. Fırtına nedeniyle uçan çatı mahalledeki elektrik direğini devirdi ve mahallede park halindeki araba hasar gördü. Ardından sokağında elektrikleri kesildi. Ancak bugün gelen yetkililer yaptıkları çalışma ile elektrik direğini kaldırdı. Kaymakamına döktük, muhtarına döktük sabahtan beri. Evde 75 yaşlı hastalarımız soğukta duruyor. Abdest alıp namaz kılamadı hiçbiri. Dünden beri etkili olan yağış, Eyüp'te lüks bir site içinde bulunan milyon liralık villaları da vurdu. Aşırı yağış nedeniyle alt katları ve garajı su bastı. Eşyalar suyun altında kaldı. Site sakinleri dairelerini boşaltırken itfaiye ekipleri suyu tahliye etmeye çalıştı.